Şimdi gen ifadesinin kontrolü geçen derste gördüğümüz sadece transkripsiyonel kontrol. Yani proteine ihtiyacın varsa o genlerin transkripsiyonunu başlat, ihtiyacın yoksa transkripsiyonu durdur. Ama bu sadece ilk basamak. Özellikle ökaryotlarda bunlardan sonra gelen başka basamaklar da var. Prokaryotlarda da var o basamakların çoğu ama ökaryotlarda başka basamaklar da var. Bunlardan birincisi epigenetik kontrol. Epigenetik kontrolünde 3 farklı mekanizması var. Bunlardan 2 tanesi transkripsiyondan önce. Yani transkripsiyonel kontrolden bile önce gerçekleşen bir 2 mekanizma. Bunlardan birincisi kromatin yapısının düzenlenmesi, kromatin yapısının ayarlanması. Yani her hücre sahip olduğu kromatinleri farklı şekillerde düzenliyor. Her ne kadar kromatinlerin DNA dizisi aynı olsa bile, DNA düzeyinde aynı dizilime sahip olsalar bile fiziksel olarak baktığınızda kromatin yapıları birbirinden farklı. Nasıl oluyor bu? Aynı DNA'yı farklı şekillerde katlıyorsun. Aynı DNA farklı şekillerde katlanarak farklı kromatin ve kromozom yapıları ortaya çıkarılıyor. Ondan sonra transkripsiyonel kontrol, yani transkripsiyon başlangıcının, initiation aşamasının kontrolü. Bu her zaman var. En temel basamak bu. Arkasından ökaryotlardan bahsettiğimiz için ökaryotlarda transkripsiyon yaptığımızda transkripsiyondan çıkan RNA molekülü doğrudan doğruya işlevsel miydi? Değil. Ne olması gerekiyor bunlara? RNA processing yapılması gerekiyor. Yani 500 cap, 300'ü poli ağ kuyruğu ve splicing. Bunların her birinde kontrol var. Bunların her biri için ayrı ayrı kontrol mekanizmaları var. Bunların hepsine birden post-transkripsiyonel kontrol diyoruz. Tamam? Ondan sonra messenger RNA'nın sitoplazmaya çıkarılması, sitoplazmaya gönderilmesi, bu da post-transkripsiyonel kontrol. Arkasından messenger RNA'yı olgun halde sitoplazmaya gönderdiğiniz ne yapacaksınız? Translasyon yapacaksınız. Translasyonda da farklı farklı alternatifler var. Bir, ribozom bazı durumlarda bazı genler için geçerli. Ribozom aynı messenger RNA'dan farklı proteinler sentezleyebilir. Veya sentezlenen protein, sentezlenen peptit farklı şekillerde işlenebilir. Post-translasyonel modifikasyonlar anlatmıştım size, anlattım mı? Anlatmadıysam birazcık bahsedeyim. Yani protein sentezinden sonra proteinin başına gelen işler, peptit zincirinin başına gelen işler. Direkt ribozomdan çıktığı gibi çalışıyor mu peptit? Çalışmıyor. Ne olabiliyor mesela? Evet, endoplazmik retikulüme giriyor. Orada ne oluyor? Orada bir katlanıyor, iki bazı proteinler katlanıyor. Bazıları kesiliyor. Bir kere hepsinin bir kesilmesi lazım. Hepsinin N-terminalini bir kesmemiz lazım. Neden? N-terminaldeki 20-21 amino asitin bir kesilmesi lazım. O 20-21 amino asitte ne diyorduk? Lider peptit. Veya daha sonra C-terminallerin, bazı proteinlerin C-terminallerinin kesilmesi gerekiyor. Veya bazı proteinler uzun bir peptit olarak sentezleniyor. Kullanılacakları zamana kadar uzun peptit olarak duruyorlar, arkasından kesiliyorlar. Kesildikleri zaman aktive oluyorlar. Yani her proteini direkt aktif şekilde sentezleyemezsiniz. Sentezlerseniz size zarar verir çünkü. Mesela önceden inaktif olarak sentezlenip de ondan sonra aktifleşen proteinler. Ha? Evet. Bir başka. Hı? ATG mi? RTK. Onlar da var da çok daha basit bir örnek. Enzim, bir enzim. Sınavda da sormuştum genel biyoloji sınavında. Pepsin. Evet, pepsin nasıl sentezlenir? Pepsinojen olarak sentezleniyor. Pepsinojen inaktif. İnaktif olarak bekliyor çünkü aktivitesine çok hızlı bir şekilde ihtiyacımız var. İhtiyacımız olacak. Ama ilk sentezlediğimizde değil. Aktivitesine ihtiyacımız olduğunda ben gidip de pepsin sentezleyeyim derseniz şişersiniz. Neden şişersiniz? Çünkü yediğiniz proteinler sindirilmeden mideni gerçekten şişersiniz yani. Şişkinlik yapar. Yediğiniz proteinleri sindiremezsiniz ve siz şişkinlik yapar. O nedenle protein geldiği anda onu parçalayabilmeniz için pepsini
pepsinojen olarak tutmanız gerek. Peki niye pepsini aktif olarak tutmuyoruz normalde protein yokken? Niye pepsinojen olarak sentezliyoruz? Peki şöyle söyleyeyim. Pepsinojeni pepsine dönüştüren şey ne? Hidroklorik asit. Evet. Evet, doğru. Doğru cevap buydu. Sınavda sorduğum sorunun da doğru cevabı buydu. Şimdi pepsini direkt pepsin olarak sentezlerseniz önce mideye zarar verir. Mideyi parçalar, arkasından mideden dışarı çıkıp sizin vücudunuzun geri kalan kısımlarına zarar verebilir. Eğer çıkarsa, mideyi tamamen parçalayabilirse. O nedenle pepsini sentezlediğimizde pepsinojen olarak sentezliyoruz. Mideye protein girdiği zaman giren protein midedeki diğer hücrelerin hidroklorik asit salgılamasına sebep oluyor. Hidroklorik asit salgıladığınız zaman pepsinojen pepsine dönüşüyor, aktifleşiyor yani ve de proteini sindiriyor. Protein sindirdiği zaman pepsinojenin turnover'ı da bitmiş oluyor ve kendisini ortadan kaldırıyor. Ve bunların ya bu işlemlerin hepsini mide içinde yapıyorsunuz. Bunları mide içinde yapmanızın sebebi mekan olarak geri kalan işlemleri yaptığınız yerden ayırıyorsunuz ki bunu özel bir organda yapıyorsunuz ki pepsin enzimi başka organlara zarar vermesin diye. Ve inaktif olarak sentezliyorsunuz ki pepsin uzun süre içinde mideye zarar vermesin diye. Bunun dışında midenin başka koruyucu mekanizmaları da var. Neyse, sonuç olarak bu mesela bir post-translasyonel modifikasyon ya da post-translasyonel kontrol. Aynı zaman aynı şekilde mesela işte GPCR'ların kontrolü. GPCR normalde inaktif olarak duruyor, inaktif ve aktif formu var. Aktifleştirmek istediğiniz zaman GTP takıyorsunuz. İnaktive etmek istediğiniz zaman bunu GDP'ye dönüştürüyorsunuz. Bu da yine post-translasyonel kontrol. Protein var ama kontrol ediyorsunuz. Açıp kapatarak aktif ve inaktif hale dönüştürerek kontrol ediyorsunuz. Bunların hepsi kontrol. Yine RTK'lerde veya RTK'lerin RTK olmayan TK'ler, tirozin kinezlerin veya direkt diğer serin tironin kinezlerin yaptığı işlemde olduğu gibi. Fosfatladığınız zaman çalışıyor, fosfatlamadığınız zaman çalışmıyor. Proteini sentezliyorsunuz, öyle duruyor ama ihtiyacınız olduğu zaman aktive ediyorsunuz. Niye bu proteinleri böyle yapıyorsunuz? Çünkü ihtiyacınız olduğu zaman çok hızlı bir şekilde ihtiyacınız var bu proteinlere. Bunlara ihtiyacınız çok hızlı bir şekilde olduğu için ani cevap geliştirmeniz gerektiği için bu şekilde post translasyonel olarak kontrol etmeniz gerekiyor bunları. Evet. Çıkabilirsin. Evet, şimdi burada bir video var. Aslında hoparlörü de getirecektim de unuttum. Buna bir bakalım. Buraları size anlatmamış olabilirim. Protein degradasyonunu anlatmış mıydım? Şimdi dediğim gibi bunları 3. sınıfta anlatıyorum. Daha çok. Şimdi daha temelden gitmeniz yeterli diye. Aynı zamanda bir şey daha var. Proteinlerin yarı ömrü. Şimdi bir proteini sentezlediğiniz zaman o protein her zaman hücre içinde kalmaz. Hücre içinde sonsuza kadar kalmaz. Kalmaması gerekiyor. Her proteinin bir ömrü vardır. Buna turnover denir. O turnover sonucunda bu protein degrade edilir. Yine bu da post-translasyonel kontrol olarak kabul edilebilir veya protein turnover diye ayrı bir madde olarak da eklenebilir şunlara. Ama sonuçta post-translasyoneldir. Translasyon sonrası kontrol mekanizmalarından bir tanesi. Protein turnover. Translasyonel kontrol. Control of translational initiation. Bu da kontrol edilir. Messenger RNA'yı sentezledikten sonra messenger RNA sitoplazma içindeyken messenger RNA ribozoma bağlanıp bağlanmaması da diğer proteinler tarafından kontrol edilebilir. Kontrol altında tutulabilir. Yani messenger RNA'yı sentezlediniz, mRNA olarak tutuyorsunuz. Ama mRNA var diye bundan protein sentezlemiyorsunuz. Bunu engelleyen proteinler var. Kontrol proteinleri. Messenger RNA'yı kontrol eden proteinler. Bu da translational control diye geçiyor. Ya da control of translational initiation. Tamam. Regulation of chromatin structure. Şimdi tekrar başa döndük. Baştan tekrar bunları yazılı olarak görelim. Eğer siz bir RNA polimeraz olsaydınız böyle sıkıca paketlenmiş bir DNA'ya bağlanabilir miydiniz? Sıkıca paketlenmiş bir de üstüne histonlar bağlı. O nedenle RNA polimeraz buraya ulaşamaz. RNA polimerazın DNA'ya ulaşabilmesi için önce şu sıkı paketlenmiş yapının önce bir bu hale getirmesi lazım.
Bitson'a string yapısına getirilmesi lazım. Arkasından çok kısa bir süre için bu histon oktamerlerinde oradan uzaklaştırılması ve de DNA'nın şu şekle getirilmesi lazım. O bölgenin mesela işte diyelim ki şu bölgeyi transkribe etmek istiyoruz. Buranın bu şekilde açılması gerekir. Tamam mı? Bu bölgedeki DNA'yı bu şekilde açmamız gerekiyor. Ondan sonra RNA polimeraz gelip buraya bağlanabilir ve de buradan RNA moleküllerini sentezleyebilir. Tamam? Tek başına yapmıyor. Helikaz yok burada. RNA polimeraz gelmeden önce çok daha fazla proteinlerin gelip bunu böyle açması gerek. RNA polimeraz, bir de şunu düşün. Ökaryotik RNA polimeraz az solis gibidir. En son gelir. Gelmeden önce her şeyin hazır olmasını ister. O RNA polimerazın gelip bağlanması için daha önce çok fazla proteinlerin alt kadro gibi gelip burayı böyle bir sentezleme şey yapması gerekir, açması gerekir. Şimdi dolayısıyla messenger RNA'yı böyle sentezledik. Arkasından işimiz bittiğinde burayı tekrar kapatıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bazı hücrelerde hiçbir zaman sentezlenemeyecek messenger RNA'lar var. Yani bazı hücrelerde hiçbir zaman transkribe edilmeyecek genler var. O hücrelerde o genler her zaman için böyle sıkıca paketlenmiş DNA bölgelerinde duruyor. Bu DNA bölgelerini DNA'yı boyayan bir boyayla boyadığımızda kromozom üzerinde bu bölgeleri nasıl görürüz? Daha koyu boyanmış olarak görürüz. Çünkü burada DNA yoğunluğu daha fazladır. O zaman bu bölgeleri mikroskop altında baktığımızda nasıl görürüz? Kromozom üzerinde kromozom bölgesine baktığımızda bazı bölgeleri şöyle, hatta daha doğrusu kromatin yapısına baktığımızda bazı bölgeleri daha koyu, bazı bölgeleri daha açık görürüz. Heterokromatik, ökromatik bölgeler işte bunlar. Ve de bu heterokromatik, ökromatik bölgeler eğer kromatin düzeyine bakabilirseniz, ki bu çok zor, daha koyu ve daha açık boyanan bölgelerin ifade edilen genler ve ifade edilmeyen genler bölgeleri olduğunu görürsünüz. Bir de şöyle bir şey var ama ökaryotik genlerde. Bir de ökaryotik genomda genlerin olmadığı bölgeler daha çoğunlukta. Gen olmayan bölgeler. Ne diyorduk bunlara? Intron derseniz çok kötü yaparım size. İntergenik bölge, evet. Intronlar genlerin içinde. Evet. O bölgeler hiçbir zaman açılmayan bölgeler olduğu için her zaman için koyu boyanan heterokromatik bölgelerdir. Evet, şimdi bu initiation of transcription'a bile geçmedik. Şimdi bu durumda şunu bilmemiz gerekiyor. Demek ki bir geni ifade etmemiz gerekiyorsa, bir genden transkripsiyon yapmamız gerekiyorsa, öncelikle o genin etrafındaki o genin bulunduğu kromatin bölgesinin kendi üstüne olan katlanmalarını açmamız gerekiyor. DNA'yı serbest bırakmamız gerekiyor ki RNA polimeraz burayı bulsun da buraya bağlansın. Tamam? İşte bunun için kromatin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl değiştiriyoruz? Paketlenmesini daha sıkı paketliyoruz veya daha az paketliyoruz veya tamamen paketlenmesini açıyoruz. Arkasından histonları DNA'dan uzaklaştırıyoruz. İşimiz bittiğinde de önce histonları DNA'ya tekrar takıyoruz. Ondan sonra da bu histonları kendi üstlerinde paketleyerek kromatini kendi üstünde daha sıkı bir şekilde paketliyoruz. Anladınız mı? İşte bunun adı kromatin yapısının değiştirilmesi. Yani ökaryotik bir genomda ökaryotik bir geni ifade etmek istiyorsanız en başta yapmanız gereken şey bu. Evet. Chemical modifications, epigenetik kontrol mekanizmalarından birincisi bu. Üç farklı mekanizma var, birincisi bu. Evet, beşinci yazdım da bu aslında birinci. Bu aslında birinci aşama. Şimdi epigenetik kontrol üç farklı mekanizmaya ayırabiliriz. Üç farklı mekanizma epigenetik kontrol altında inceleniyor. Bir, histon modifikasyonu, yani histonlara yapılan kimyasal modifikasyonlar. Bunlar geçici veya geri dönüşümlü modifikasyonlar. İki, DNA'nın metilasyonu. Üç, mikro RNA kontrolü. Şu ilk ikisi transkripsiyon öncesi, transkripsiyonel diyelim. Şu post transkripsiyonel.
Tamam. Hatta buna translasyonel diye bile diyebiliriz. O nedenle şu anda şu ikisini görüyoruz. Şu anda gördüğümüz şu ikisi. Yani epigenetik kontrol mekanizması altında. Önemlidir, sorarım. Epigenetik kontrol mekanizmaları. Üçlere, dörtlere daha kötü sorarım. Histone modifications and DNA methylation. First we are going to look at the histone modifications. In histone acetylation, acetyl groups are attached to positively charged lysins in histone tails. Şimdi burada bunu aldınız değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi microRNA kontrolüyle şimdilik işimiz yok. Bunu bir gönderelim. Histone modifikasyonlarına bakıyoruz. Bunlardan birincisi asetilasyon. Histone modifikasyonları. Lizinlerin asetile edilmesi. Şimdi lizin neydi? Amino asit, evet. Birinci sınıflardan hiç ses gelmedi. Lizin nasıl bir amino asitti? Büyükler cevap vermesin. Amino asitlerin tiplerini de yazın demiş miydim size, yoksa sadece formüllerini mi yazın demiştim? Peki birler bir kere daha ödev. Bir amino asit ödevi daha geliyor şimdi. Bir amino asit ödevi daha veriyorum size. O amino asit şeylerinin ödevini. Ha? İşte mesela polar, apolar, pozitif yüklü, negatif. Evet, pozitif. Lizine herkes birden amino asit diye bağırmadığı için ödev veriyorum size. Aynı ödevi bir daha yapıyorsunuz ama üstüne bir şey daha ekliyorsunuz. Amino asitleri tiplerine göre de ayırıyorsunuz. Yani polar, nonpolar, pozitif yüklü, negatif yüklü, hidrofobik, hidrofilik diye de ayırıp onları da yazıyorsunuz. Bir kere daha amino asit ödevi size. Bundan sonra size herhangi bir amino asitin adını söylediğimde, bu ne dediğimde çat diye amino asit diye bağırmazsanız size bu şekilde ödev vermeye devam ederim ben. Evet, şimdi birinci modifikasyon, histonlara yapılan birinci modifikasyon, lizinlerin asetillenmesi. That is adding acetyl groups to lysins. Now, when I say acetyl, what do you think? What kind of group is that? Acetyl sizce nasıl bir grup? Acetyl deyince aklınıza ne geliyor? Asetil sizce yüklü müdür, yüksüz müdür? Neyse, organik kimya görmediğiniz için şimdi bunu bilmenizi beklemiyorum. Şimdi asetil grubu aslında bir hidrokarbon grubudur. Ve yüksüzdür, nötr. Lizin pozitif yüklü bir amino asit. Pozitif yüklü bir amino asite yüksüz bir grup taktığınızda onun pozitif yükünü düşürürsünüz. Tamam mı? Peki DNA'yı histonlara bağlayan şey neydi? DNA'nın histona bağlanmasını sağlayan şey neydi? Söyle. Evet, DNA eksi yüklü, histonun artı yüklü olması. Şimdi histondaki bu artı yükü ortadan kaldırırsanız DNA gidip bu histona bağlanmak ister mi? İstemez. Ve de bağlı olduğu histondan da yok, bu artı yüklü değilmiş, ben bunu artık eskisi kadar sevmiyorum, ben bundan ayrılıyorum der ve oradan ayrılır. Yani lizine asetil grubu, yarın kanser dersinde bunları tekrar anlatacağım. Peki bunları nerelerden yapıyorsunuz? Lizinlerden yapıyorsunuz. Lizinlere asetil grup takmak birinci. İki, this loosens chromatin structure, thereby promoting the interaction of transcription. Şimdi, asetil grubunu takmadan önce lizin pozitif yüklüydü. Lizinler, burada sadece bir tane lizin değil. Çok sayıda histon var. Onların üstüne sarılmış uzun uzun DNA zincirleri var. Bu histonların lizinlerini, pozitif yüklerini ortadan kaldırıyorsunuz veya maskeliyorsunuz. Bu durumda o histonlara bağlı olan DNA zincirleri histonlardan ayrılıyor. Histonlardan ayrıldığı zaman kromatin yapısı açılıyor ve DNA apaçık ortaya çıkıyor. Tamam? DNA ortaya çıktığı zaman RNA polimerazın bu DNA'ya ulaşması daha kolay oluyor. Anladınız mı? Lizin pozitif yüklü. Şimdi histon niye pozitif yüklü? Lizinler de benim bu bahsettiğim lizinler de öyle kendi başına duran bir lizinden mi bahsediyorum acaba?
Öyle kendi başına duran bir lizin değil. Ama aferin, hatırlattığın iyi oldu. Şimdi burada bahsettiğim lizinler histon yapısındaki lizinler. Hani amino asitleri birbirine bağlaya bağlaya proteinleri yapıyoruz ya, histonlarda protein ya. Heh. O histon proteinlerinin pozitif yüklü olmasının sebebi bu lizin gibi pozitif yüklü amino asitlerin o amino asit diziliminde çok fazla bulunması. İşte o histon yapısındaki lizinleri asetil diyoruz. Yani orada sitoplazmada salak salak kendine başına duran bir lizine gidip de asetil grubu takmıyoruz. Bu söylediğim modifikasyonlar histon proteinlerindeki amino asitler üzerine yapılan modifikasyonlar. Yani histon modifikasyonu demek o histonlar, histon proteinlerini meydana getiren amino asitlere bir takım yan grupları takmak ve onları çekmek demek. Tamam? Aferin. Şimdi bunları söylemeniz iyi oluyor çünkü birinci sınıf olduğunuz için ben zaten bazen unutuyorum birilere karşı konuştuğumu. Gerçi üçlere karşı konuşunca da her zaman üçlerden de aynı şeyleri. Evet, sonuçta burada söylediğim lizin histon yapısındaki lizinler. Histonu meydana getiren lizinler. Next, the addition of methyl groups. Efendim? Var. Arjininler var. Bu tip birkaç tane daha pozitif yüklü amino asitler var ama burada sadece lizini örnek verdim. Birinci sınıf olduğunuz için. The addition of methyl groups can condensate chromatins. The addition of phosphate groups, phosphorylation next to methylated amino acids can loosen chromatin. Then, except for acetylation, we can methylate and we can phosphorylate. Şurada off lizin dedim ama bunların hepsi off histones. Okay? Yani histon proteinlerine yapılan modifikasyonlar asetilleme, metilleme ve fosfatlama. Asetil grubu takabilirsiniz, metil grubu takabilirsiniz veya fosfat grubu takabilirsiniz. Tamam? Ha, bu metilasyon, pardon, asetilasyon için lizini örnek gösterdim. Geri kalanlarda yine lizin gibi özel pozitif yüklü amino asitlerden yapılıyor. Tamam? Ve bu amino asitlerin birbirinin arkasından gelme sıraları da önemli. Şimdi çok fazla yüklemek istemediğim için onlara girmiyorum. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeter. Şu anda take home message. Histonlar üzerinde kimyasal değişiklikler yapılır. Bu değişikliklerde histonları meydana getiren amino asitler üzerine bir takım kimyasal grupların takılıp sökülmesiyle olur. Hangi gruplar? Asetil, metil, fosfat. Tamam? Oldu mu? Bakın bilgiyi hap yapıp yutturdum size. Daha doğrusu hap yapıp verdim. Yutmak veya yutmamak size kalmış bir şey. Evet, yutamamışsınız. Şimdi en hap şeklinde getirilmiş bilgi şu şekilde. Kromatin modifikasyonlarının birinci mekanizması kromatin düzenlenmesinin birinci mekanizması histon modifikasyonları. Histon modifikasyonlarına da 3 tane örnek verdim. Histonlar asetilasyon, metilasyon ve fosforilasyon yapılarak modifiye edilebilir. Nasıl oluyor? Histonlar üzerinde pozitif yüklü amino asitlere asetil, metil veya fosfat grupları takılıp sökülmesiyle oluyor. Ne oluyor peki bunları takıp söktüğümüzde? Bu pozitif yüklü amino asitlerin yükleri ortadan kaldırılıyor veya nötralize ediliyor. Bunları nötralize ettiğimiz zaman hatta bir de fosfat grubu takıp negatif yüklersek DNA bu histonu hiç sevmez, doğrudan dolayı orayı açar. Tamam? Peki bu ne için? Kromatin normalde paketlenmiş vaziyette duruyordu. Paketlenmesi için ne olması gerekiyor? DNA'nın histonların üzerine sarılması gerekiyor ve bu histonların da birbirine yapışması gerekiyor. Hepsini aynı şekilde yüklediğimizde bir, histonlar birbirinden ayrılıyor. İki, DNA histonlardan ayrılıyor. Bunu yaptığımız zaman da DNA kromatin yapısı üzerine, daha doğrusu şöyle göstereyim direkt size. Kromatin yapısı üzerinde. Şimdi evet, şurada hazır paketlenmiş şeyimiz var. Şurada hazır paketlenmiş kromatinimiz var. Şimdi bu dediğim işlemleri şuraya yaparsam eğer, şimdi histonlar birbirini itti.
DNA'da histonlardan uzaklaştı. O zaman şuradan şu şeylerin, bu histonları uzaklaştırdığımız bölge histonsuz bir DNA bölgesi haline geliyor. Histonlardan arındırılmış, daha doğrusu oktomerlerden arındırılmış bir DNA bölgesi. Şimdi kromatin devam ediyor. Her taraf paketlenmiş ama sadece küçük bir bölge şuradan vır diye dışarı çıkıyor. Tamam? Histonsuz paketlerinden uzaklaştı. Paketten çıkmış, böyle vırt diye dışarı çıkmış bir DNA bölgesi. Çıplak DNA bölgesi. Bunun adına ne diyoruz? Şöyle. Loop. Evet. Tamam. Oldu mu? Yani kullanacağımız DNA bölgesini bu şekilde dışarı çıkarıp histonlarından temizleyip dışarı çıkarıyoruz. Loop yaptırıyoruz. Oldu mu? Evet. Yani histonları uzaklaştırmak bu işe yarıyor. Şimdi burada yapılmışı var. Şimdi şuraya bakarsanız şunlar histonlar. Ama histonlar şöyle bir kor, bir de kuyruk kısımlarından oluşan proteinler. Bu modifikasyon yaptığımız yerler şu kuyruk kısımları, histonların kuyruk kısımları. Histonların kuyruk kısımlarını nötralize ettiğiniz zaman bu histonlar birbirinden uzaklaşıyor. Ya da şöyle söyleyeyim, aslında histonlar kuyruk kısımlarıyla, kuyruklarıyla birbirleriyle etkileşiyor. Histonlar birbirleriyle etkileştiğinde bu histonlar DNA bağlı. Histonlar birbirleriyle etkileşince birbirlerini çekiyorlar ve şöyle kromatini sıkı bir şekilde paketliyorlar. Ama bu etkileşimi ortadan kaldırdığımız zaman şöyle asetil grupları gibi, histonlar birbirini önce bir itekliyor. İtekleri DNA bu şekilde bir açıldı. Arkasından daha sonraki modifikasyonları da yaptığımızda DNA da histonlardan ayrılıyor. Ve biz o DNA'yı kullanabiliyoruz. Oldu mu? Sorusu olan var mı? DNA methylation, şimdi ikinci mekanizmaya geçiyoruz. Buraya kadar anlattıklarım histon modifikasyonlarıydı. Tamam mı? Bir de bu sadece çok özet şekilde anlattım. Üçüncü sınıfa geldiğinizde bundan çok daha ağır bir şekilde anlatırım. Evet, DNA methylation is next mechanism. DNA methylation, the addition of methyl groups to certain bases in the DNA is associated with reduced transcription in some species. DNA methylation can cause long-term inactivation of genes in cellular differentiation. Şimdi, bu geri dönüşümlü kimyasal modifikasyonlar histonlara yapıldığı gibi DNA'ya da yapılabilir. DNA'ya yapılan geri dönüşümlü modifikasyonlar DNA'nın bazlarına, doğrudan doğruya bazlara metil grupların eklenip çıkarılmasıdır. Tamam? Bazı durumlarda bu metil grupları eklendiği zaman uzun süre orada kalır ama bazı durumlarda kısa süreli ekleyip çıkarma da mümkün olabilir. Şimdi peki. DNA'ya metil grubu eklediğiniz zaman ne oluyor? Metil grubu yine bir karbonhidrat, hidrokarbon. Bir hidrokarbon. Hidrokarbon olduğu için nötr. DNA'yı nötralize ediyorsunuz bu sefer. Şimdi DNA'yı nötralize ettiğiniz zaman da bu sefer şöyle bir şey karşınıza çıkıyor. DNA'yı inaktive ediyorsunuz. Neden? Çünkü DNA'ya bağlanan tek pozitif yüklü proteinler histonlar değil. Histonlardan sonra DNA'yı çalıştırmak isterseniz birazdan göreceğimiz bazı proteinler var. Mesela RNA polimeraz. Veya ökaryotlardan bahsettiğimiz için RNA polimeraz bağlanmadan önce ökaryotlarda daha farklı protein... Önce şeyleri biliyorsunuz, transkripsiyon faktörleri biliyorsunuz, anlattım size. Mesela bu transkripsiyon faktörlerinin DNA'ya bağlanması gerekiyor. Bunlar da yine pozitif negatif yükler üzerinden oluyor hep. Şimdi transkripsiyon faktörleri pozitif yüklü, DNA negatif yüklü. Bu sayede gelip DNA'ya bağlanabiliyor. Ama siz DNA'daki bu negatif yükü azaltırsanız transkripsiyon faktörleri gelip oradan DNA'ya bağlanamaz. Bu durumda RNA polimeraz da bu transkripsiyon faktörlerine bağlanamaz. Bu durumda transkripsiyon engellenir. Tamam? İkinci mekanizma bu. DNA metilasyonu. Tamam?
Ha, histonlara da metil bağlıyoruz DNA'ya da. İki ayrı şey. Şimdi histon modifikasyonlarında da metilasyon var. DNA modifikasyonunda da var. Ama DNA'ya sadece metilasyon yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şeyi bitirdik, kapattık. Histonları kapattık. Orada gitti, siliyorum hatta. Unutun. Yani unutmayın. Kafanıza yazdınız. Yeni bir sayfaya geçiyoruz şimdi. Şimdi ikinciyi söyledik. İkincisi DNA'nın metilasyonu. Ona bakıyoruz. In genomic imprinting, methylation regulates expression of either maternal or paternal alleles, certain genes at the start of development. Şimdi DNA'nın metilasyonuyla kontrol edilen bir takım genler var ve tamamen farklı bir mekanizma var. Baskınlık çekildikliğin üzerine etki eden bir şey. Yani baskınlık ve çekinikliğin ötesine, tamam sen baskın veya çekinik olabilirsin, beni ilgilendiriyor, ben bu geni, ben bu aleli metilliyorum dediğinde, eğer alel üzerinde metilasyon varsa, alel dominant bile olsa etkisini fenotipte gösteremez. Yani Mendel yasalarının üstüne eklenen bir parametre daha. Bir, dominantlık resesifliği düşünmeniz gerekiyor. İki, üstünde imprinting var mı, bunu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi her zaman söylediğim gibi Mendel yasaları hiçbir yere gitmiyor. Mendel yasaları geçerliliğini koruyor ama üstüne sonradan eklenen parametreler var. Bunlardan bir tanesi de genetik imprinting. Genetik imprinting veya genomic imprinting. Bunu şimdilik sadece şu kadar bilmeniz yeterli. Genomic imprinting DNA metilasyonuyla sağlanan bir mekanizma. Tamam? Yani DNA'nın metilasyonunu değiştirerek, metilasyon paternini değiştirerek DNA'nın belirli bölgelerine metil grupları ekleyerek o genlerin ifadesini engelleyebilirsiniz. Yani ifade edilebilecek bir, yani transkribe edilecek bir geni transkribe edilmeyecek hale getirebilirsiniz. Ha? Bu durumda fenotipte görünmüyor tabii. Fenotipte kendisini gösteremiyor. İmprinte olmuş olan. Size biraz ağır olabilir bu. O nedenle çok fazla girmiyorum. Ha? Mutasyon değil bu işte. Ha? Mutasyon sonucunda olmuyor. Şimdi mutasyon diye, ha, mutasyon konusunda ayrıca anlatacağım size. O konuyu anlatmadım. Genel biyolojinin başında mutasyon konusunu anlatacağım asıl. Şimdi mutasyon nedir? Mutasyon DNA'nın nükleotit dizilimindeki, baz dizilimindeki değişiklikler. Yani bir C'nin yerine A girmesi veya T'nin G'ye dönüşmesi veya T'nin C'ye dönüşmesi. Burada metilasyonda T, C'ye falan dönüşmüyor. Sitozin, metil sitozin oluyor. Tamam? Sitozinin üstüne bir tane metil grubu takıyorsun, o kadar. Ama o sitozin hala sitozin. Metili söktüğünde o tekrar sitozine dönüşüyor. Mutasyon değil yani bu. Şimdi mutasyonla nasıl bağlantısı olabilir? Normalde metillenme sitozinlerden gerçekleşiyor buradaki metillenme. Diyelim ki metillenecek bir sitozin T'ye dönüştü. Artık onu metilleyemezsin. O T'yi metilleyemezsin. Dolayısıyla metilasyon mekanizmasını kullanamazsın orada. Yani şu anda en önemli şey metilasyonu mutasyonla karıştırmamanız gerekiyor. Tamam? Mutasyonu öğleden sonra anlatacağım. Neymiş bu? Epigenetic inheritance. All epigenetic inheritance. Şimdi size anlattığımı slaytlar şimdi anlatıyor. All the chromatin modifications just discussed do not alter DNA sequence. They may be passed through future generations of cells. Şimdi burada bu modifikasyonlar, hem histon modifikasyonları hem de DNA metilasyonları, her ne kadar DNA dizisinde meydana gelen değişiklikler olmasa bile, mutasyonlar olmasa bile veya polimorfizmler olmasa bile gelecek jenerasyonlara, gelecek nesillere aktarılabiliyor. Yani metilasyon paterni. Peki metilasyon paterni ne demek? Bu metilasyon paterni nasıl bir şey? Ayrıntıya girmeyeyim diyorum ama girmek zorunda bırakıyorsunuz beni. Ya da ben doğrudan doğruya giriyorum. Mesela işte şurada bizim C'lerimiz var. Veya şimdi neden CG yazdım? Bu metilasyon özellikle CG'lerin, CG eşleşme değil, yok. Eşleşme değil. Bunlar şöyle. Burada single strand yazdım. Bu arada ben tahtaya DNA dizisi yazdığımda single strand olarak yazarım ama bu double strand'tir. Yani bu aslında şöyle. Bu double strand bir DNA.
Bunun komplementeri de var. Tamam. Komplementeri bu. 500'sü, 300'sü. Şimdi diyelim ki burada metilasyon paterni dediğim şey şu. O zaman şuna gerek kalmadı. Burada metilasyon paterni dediğim şey şu. Bir, metilasyon CPG aynıtlardan yapılıyor. CG'lerden. CG'lerin CG mesela şurada var. CG, 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 CG ve CG. Aynı şekilde şurada da. Bunun komplementerinde de 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru okumamız gerekiyor. Dolayısıyla burada tersten okuyoruz. CG, 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 CG ve CG. Şimdi metilasyon yapıldığı zaman şu şekilde yapılıyor. Şu C'ye ve şu C'ye. Tamam. Ondan sonra şuna ve şuna. Şuna yapılıysa şuna yapılıyor. Şuna yapılıysa yine... şuna yapılıyor. Bunu yaptığımıza göre şuna da yapalım. Şimdi metilasyon paterni dediğim şey şu. Farklı bireylerde imprinting durumunda veya farklı hücrelerde eğer metilasyon paterni farklılığı diyorsam bu şudur. Şu bölgedeki CG'lerin hepsini C'lerin hepsini metillemek zorunda değilsiniz. Şimdi birinci alternatif şunu da şunu ve şunu metillediniz diyelim. Tamam mı? Bu birinci patern. Yani neredeki? Birinci ve iki, üç, dördüncü C'yi metilledim. Bir patern bu. Patern dediğim şey bu. Peki ikinci patern ne? İkinci paternde şunları metillemezsin. Şunu, sarıyı görebiliyor musun? Ayırt edebiliyor musunuz sarıyı? Kırmızıyla yapalım. Şimdi şunu ve şunu da metilleyebilirsiniz. Tamam. Bu durumda eğer CG'leri sayacak olursam CG'leri numara verelim. Şu birinci CG olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? Şimdi birinci paternle 1 ve 4. 1 ve 4'ü metilledik. Birinci paternimiz bu. İkinci paternimiz 2, 5 ve hadi bir de 6'yı metilleyelim. 2, 5 ve 6'yı metilledik. Tamam. Veya bu şu şekilde olabilir. Bunu çok bu kadar dip dip olmaz tabii bunlar. Şimdi şu şekilde gösterebiliriz. Şu bizim DNA zincirimiz olsun diyelim. Şimdi bir CPG island burada var. Bir tane burada var. Bir tane de şurada var. Tamam mı? Şimdi hücrelerden bir tanesinde şu metillenmiş oluyor ve şu metillenmiş oluyor. Hücrelerden ikincisinde şu ve şu metillenmiş oluyor. Hücrelerden üçüncüsünde, üçüncü hücre fenotipinde bu ve de bu metillenmiş oluyor. İşte bunlar farklı metilasyon paternleri. Tamam mı? Yani DNA üzerinde farklı bölgeleri metilleyerek bu farklı bölgeler nereler? Farklı genlerin başları. Farklı genlerin kontrol bölgeleri. Farklı bölgeleri metilleyerek o bölgelerin belirli o hücre içinde, o hücre tipinde çalışmasını engelleyebilirsiniz. Metilasyon farklılığı bu. Metilasyon patern farklılığı. Anladınız mı? Evet. Bu arada şimdiye kadar ilk defa birinci sınıflara epigenetik anlatıyorum. Anladınız mı? Güzel. The inheritance of traits transmitted by mechanisms do not directly involving the nucleotide sequence called epigenetic inheritance. Önemli. Bu cümleyi kafanıza yazın. Söyledim daha önceden de. Ne demek? nükleotit diziliminde olmadığı halde sonraki jenerasyonlara aktarılan DNA yapısındaki değişiklikler epigenetik değişikliklerdir. Eğer DNA üzerindeki değişikliklerden bahsediyorsak ne tip bir değişiklik bu? Metilasyon. Histondan bahsediyorsak asetilasyon.
veya diğer histon modifikasyonları. Histon modifikasyonları olarak da 3 örnek verdim. Asetilasyon, fosforilasyon, yine metilasyon. Ama DNA'da sadece metilasyon var. Bakın DNA üzerinde asetilasyon, fosforilasyon diyenler olacak sınavda. Çok kötü yaparım. DNA'da sadece metilasyon var. Tamam mı? Evet. Bu neymiş? Regulation of transcription initiation. Evet, bu şeye geldik. Burada duralım 10 dakika ara. Sonra devam edelim.